kesinlikle paniklemeniz gereken bir durum yok şu anda. Sizin kimlik bilgilerinize KCK mensupları, terör yandaşları veya bir suç örgütü tarafından ulaşılmış. Aynı zamanda bu şahıslar tarafından sizin kimliklerinizin adına yaklaşık 28 adet GSM numarası, 1 adet hesap kartı ve 2 adet kredi kartı çıkartılmıştır Necati Bey. Bu aynı zamanda KCK mensupları ve terör yandaşları tarafından şu anda kırsal bölgelerde kullanılmaktadır. Buyurun, buyurun. Tabii, bakın telefon, bakın normalde telefonlar KCK mensupları tarafından da dinleniyor. Yani devlette olan sistem KCK mensuplarında da var efendim. Bu şahıslar sizin cep telefonlarınızı, ev telefonlarınızı arayarak sizin TC bir gün şeyinize gelip de dalgınlığınıza gelip de herhangi bir tanıdığınıza TC kimlik numaranızı vermeye çalışsanız bile telefon dinlemesinden kimlik numaranızı aldılar mı? Devlet ya da banka çalışanlarıyla işbirliği yapıp sizin adınıza usulsüz işlem yapabiliyorlar Necati Bey. Bir saniye efendim, paniklemeyin, durun. Daha anlatmam gereken bu konu değil. Bu konunun asıl önemli bir konusu var. Bakın Necati Bey, kesinlikle ve kesinlikle şu anda gizlilik içeren bir konu içerisindeyiz. Siz ailenizin babasısınız, bireysiniz değil mi efendim? Bu konu sizle bizim aramızda kalacak. Bakın devletsel bir konuyu anlatacağım. Bir polis memurumuza ve bir milletvekilimize yapılan suikast doğrultusunda yakaladığımız Berfin Karaduman adlı KCK mensubu kendisi, bu yakaladığımız şahsın üzerinde sizin ailenizin bireylerinden birinin adına 2 adet GSM numarası, 1 adet hesap kartı bulundu. İster istemez sizi de bu suçla ortak edip sizlerin şu anda kendiniz bilmeden çok büyük bir suç işlediğinizin kanaatindesiniz. Yalnız biz sizin telefonlarınızı 3 aydır dinleme içerisine aldık. Sizin suçsuz olduğunuzun kanaatindeyiz Necat Bey. Şu anda o kanaatin içerisindeyiz. Yalnız sizleri tam anlamıyla suçsuz bir anlama çıkarabilmemiz için siz mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın elinden geldiği kadar biz emniyet güçlerine yardımcı olmasını istiyoruz. Necati Bey beklesinler efendim. Kesinlikle bir şey anlatmayın. Orada çalışanlarınız yok mu efendim? Peki şöyle bir şey anlatayım o zaman. Bakın Necati Bey, telefonlar KCK mensupları tarafından şu anda dinleniyor. Lütfen ben sizi müşterilerinize bir yarım saatliğine bırakacağım efendim. Müşterilerinizle ilgilenin, son müşterilerinizi gönderin. Biz size tekrar cep telefonunuzun doğrultusuyla arayacağız sizi. Telefonla ya da bir başkasına kesinlikle hiçbir şekilde bir şey paylaşmayın. Kesinlikle hayır. Çünkü bu işlemleri size en yakınınız dahi yapmış olabilir. Bu riski alamayız efendim. Bakın dinleyin. Bir milletvekilimize yapılan suikast içerisindeyiz şu anda. O yüzden hiç kimsenin haberi olmadan sizin... Buyurun. Buyurun, buyurun. Bir saniye, evet, bakın şöyle, hayır, şöyle bir durum var Necati Bey. Biz sizlere gereken adresinize yazılı bir belge gönderildik. Savcılık tarafından değil, başsavcılık tarafından. Belgeniz size ulaşılacak. Aynı zamanda evinize dahi olsa şu anda başsavcılık tarafından araştırılmakta ve aynı zamanda gereken ekipleri gönderilecek. O yüzden şu anda biz bakın 3 aydır bir operasyon içerisindeyiz. Operasyonumuz bugünlerde noktalama içerisindeyiz. Aynı şekilde sizinle beraber mağduriyet yaşayan 18 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın bu vatandaşlarımıza yapılan mağduriyet içerisinde bir operasyon da düzenlenmiştir. O yüzden devletsel bir konu olduğu için siz mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın elinden geldiği kadar yardımcı olması gerekiyor. Rica ediyoruz Necati Bey. Tamam. Şimdi cep telefonunuz varsa alabilir miyim Necati Bey? Efendim? Ne zaman düşürdünüz?
Bir 6 ay 7 ay vardır. Peki cep telefonlarınızda aileniz falan yazıyor mu efendim? Numaraları dahi olsa isimleri. Peki anladık. Çok güzel efendim. Çok güzel Necati Bey. Necati Bey, bakın beyefendi, tekrar söylüyorum. Savcılık tarafı konusundan içeren bir konu içerisindeyiz ve devletsel bir konu içindeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseye bir bilgi paylaşmıyorsunuz. Bilgi paylaştığınız takdir içerisinde sizin bu suçu kabullenmiş ve aynı zamanda hakkınızda anında yasal işlem başlatılır efendim. Anlatabildim mi Necati Bey? Bize şu anda evet. Kesinlikle hayır Necati Bey. Biz sizi emniyete yönlendireceğiz zaten. Sadece istediğimiz tek şey emniyete varabildikten sonraya kadar hiç kimseye bir bilgi paylaşmıyorsunuz. Lütfen. Beyefendi, biz sizi yönlendirdiğimiz şekilde hareket edeceksiniz Necati Bey. Yönlendirdiğimiz şekilde hareket edeceksiniz. Bunun fazlası ya da eksiği yok. Anlatabildik mi Necati Bey? Evet, peki sizlere nasıl ulaşabileceğimiz bir cep numarası lazım şu anda. Bir saniye sakin olun. Dükkanınızda şu anda iş yerinizde kaç tane müşteri var? Evet, anladım. Kaç tane elemanınız var çalışanınız? Tamam, dükkanı şu anda kapatmanız kaç dakikanızı alır? Dükkanı şu anda kapatmanız kaç dakikanızı alır? Beyefendi, şimdi şöyle bir konu daha var efendim. Bütün kaybedeceğiniz zaruriyet devlet tarafından ödenecektir. Kesinlikle ve kesinlikle geride kalan hiçbir şeye içiniz yanmasın. Çünkü şu anda suçlandığınız durumun ciddiyetini ne kadar anladığınızı bilmiyorum. Hayır, sizden şu anda Necati Bey, biz sizden şu anda talep ettiğimiz bir şey yok efendim. Sadece emniyete doğru gitmeniz gerekiyor. Sizin beyefendi, peki, tamam, şöyle söyleyelim. Ne zaman kapatıyorsunuz? Normalde akşam saat kaç gibi kapatıyorsunuz? 9-10 gibi kapatıyorsunuz. Tamam beyefendi, ben bir başsavcılıkla danışayım efendim. Siz orada işinize bakın. Kimseye kesinlikle bir bilgi paylaşmayın lütfen. Tamam Necat Bey. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin. Telefonu yok, işini bırakamıyor. Nasıl götürteceğiz bunu? He? Dışına kalmın apayın, iştesi ne? Çıkar bundan bir şeyler. İşte gitse bugün kazandığı neyse amına koyayım. Cep telefonu alsın amına koyayım, bir tane de var. Cep telefonu aldırtırız da iş yerini nasıl kapattırtacağız ona? Ya ne şey ya, biliyorsun devletsel bir konu yani. Devletsel bir konu anlatıyorum, anladı az buçuk. Adam şaşırdı da şaşırmadı değil. Sıra yani sen o dükkanın günlük ne kadar kazanıyorsa o sana ödenecek. Belki ödenecek değil mi? Adam ne diyor? Yani. Adam da güzel diyor. Diyor tamam anladım ben. Güzel ödenecek. Yalnız diyor ben sizin emniyet olduğunuza ne kadar güvenim? Ben burada iş yerimi bırakacağım. Şeye kadar gideceğim diyor. Ben bir kere zaruriyete uğradımsa, zarara uğradımsa nereden hak talep edeyim? O da güzel bir şey söylüyor. Bir adam saat 9'da da çıkarsa bizim işimize yaramaz. Varsa kredi kartındaki, hesap kartındaki. Ama varsa hesabında bankada maliyeti onu alamaz. Yok, akşam ona kadar uyanırım. Ben de bir yere dönüşür. Değil mi? İşte bir kereden bırakmaz. Ki bırakmamışız da. Şimdilik danışır mı ya? Ne diliyiz o adamı? Nasıl da o kadar da geldi. Özü sen tutamaz onu. Ben hoş götürüyorum kardeş. Ben daha 10 numara durumlara girdiğim bile oldu. Bu ne amına koyayım? Dayıyı götürmüşüm, arkadaş olmuşuz, anasını sikmişim. Arsasını 250 metre, 255 metrekare İstanbul Silivri gibi yerde 257 metrekare 40 milyara sattırdım ona. Müşteriyi de ben buldum. O da bir şey, neyi? Belediye başkanına. Oranın belediye başkanına.
Amına koyayım. Belediye başkanı ama anladı ki bu işte bir iş var ha. Eğer onlar anlamadıysa ben Fevzi de gelim. Ha vallahi. O, ama pisler fazla karıştırmak istemediler. Çünkü bu işin yani onlara çok kar getireceğinin farkındalar. Aklına 40 milyara, 40 milyara orası bak 50 ile 60 rahat arası. Adam 40 milyarı alır. Bir iki hafta fazla değil. İki haftada o arsayı rahat bir 60'a kadar götürtür. O da kar etti. 20 milyar az değil. Kim iki haftada 20 milyar? O yüzden sesini çıkarmadı. Çıkarmadı.